Türkiye yeni doğan çetesiyle sarsıldı. İddianamede adı geçen hastanelerden biri eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun sahip olduğu Avcılar Hospital. Bizler de Avcılar Hospital'a geldik. Buradaki ailelerle konuştuk. Bebek yoğun bakım servisi boşaltıldı ama diğer yetişkin hastaların sevki devam ediyor. Aileler oldukça tepkili. Biz de hastanedeki durumu araştırdık. Bizim gelin burada doğum yaptı. Çocuğu bize getirdiklerinde çocuk ölüydü resmen. Annem kurtardı. Anne karnına fırın içtiğini söylediler. Ama 3 kere midesini yıkadılar. Gene de yani çocuk hala konuşmuyor. Şu anda 2 yaşında. Konuşamıyor. Doğru düzgün hareket edemiyor. Burada yoğun bakımdaydı değil mi? Burada doğum burada gerçekleşti. Evet. Buradaki doktorlar gerçekleşti. Duyunca ne hissettiniz? Çok kötü hissettim. Ben koridorda direkt çığlığa bastım. Çığlığa basınca hemşireler geldi ama yani çocuk elimizde gitmişti. Annem sırtına vurdu. Sırtına vurduğu gibi şu kadar büyük bir jel çıktı. Yere düştü patlaya. Onu gördüm. Onun dışında bir şey görmedim. Zaten çocuğu götürdüler elimizde. Aldılar. Çok yakındayız. Zaman zaman geliyoruz. Eşim de geliyor, ben de geliyorum. Hatta bunu bir avantaj görüyorduk biz kendimiz için. Ama son olanları duyduktan sonra ürperdik. Bundan sonra hastanelere giderken de tereddüt içinde olacağız. Ama mümkün olunca devlet hastanelerini tercih edeceğiz. Özel hastaneleri pek tercih edeceğimi sanmıyorum artık. Önce benim parmağım kırılmıştı burada. Özel hastane oldu. Daha doğrusu evimin dibinde bir hastane, üniversite hastanesi olduğu için güvendim. Ben de geldim buraya. Bir iki ay alçıda kaldıktan sonra çıkarıldı. Daha sonrasında bana ameliyat falan söylendi. Tabii ki ben klasik özel hastane olduğu için güvenemedim. Devlet hastanesine vesaire gittim. Gittikten sonra açıkçası ameliyatlık bir durum olmadığını söylediler. Yani klasik özel hastane işte para koparma gibi durumların biraz şüphelendim. Yalan yok. Ama işte üniversite hastane olması biraz insana güven veriyordu. Fakat o güven de artık yok. Yani hangi hastaneye güveneceğiz bilmiyoruz. Devlet hastane isteseniz yani sıralar falan çok yoğun. 3 ay önce kuzenim geldi buraya şeker hastalığı var diye. Ondan sonra tetikler falan koydular. Söylediler ki sende kuatır var, muhakkak kuatır ameliyatı olman lazım. Başka hastaneye gitti, başka hastanede de kuatır falan ameliyatı olmana gerek yok, ilaçla tedavi edileceksin dediler. Tekrar buraya geldi, illa muhakkak olman lazım, acilen olman lazım diye acilen hani ameliyat ettirmek için uğraştılar. Biz de istemedik, kabul etmedik yani başka hastaneyi dinledik. Niye bu kadar hani ısrar ediyorlar ameliyat olması için diye. Yani şey yapmadık. Seneler önce de benim burada meme kanseri olmuşum. Meme kanseri değilsiniz diye beni öyle şey yaptılar doktorlar yine gönderdiler. Başka yerde tedavi mi oldunuz? Tabii başka yerde tedavi oldum. Aynı ultrason, mamografi çekildim burada. Hiçbir şeyin yok diye doktorlar gönderdiler beni. Bu hastaneden hiçbir zaman zaten güvence altında değildi kimse. İnşallah açılmaz da böyle kalırlar. Yani biz kime güveneceğiz? Kime güveneceğiz? Yani kimseye güvencimiz kalmadı, kimseye bir şey diyeceğimiz kalmadı. Yazık günah ya, yazık günah. Vallahi kapatsınlar, açmasınlar. Alsınlar, o doktorlukların da ellerinden alsınlar. 19, 19, 19. Benim annemi de mahvettiler, enfeksiyonu aldılar. Mahvettiler benim annemi.
Enfeksiyon temizleyeceğiz dediler. Enfeksiyonu bulaştırdılar benim annemi. Allah! Allah! Allah'ım, ben kurudu kurudu, gözyaşlarım kurudu, ağlayamayın gözyaşlarım kurudu benim. Annemi getirdim de yarabbim bir şifa olsun dedim, yok. Annemi hiçbir şekilde müdahale yapmamışlar, adiler, katiller, adiler. Allah'tan yarabbim yaşadıklarını yaşatmadan Rabbim canlarını almasın inşallah yarabbim. Yaşattıklarını yaşamadan canlarını almayarak. Affettiler benim annem. Ebzi gelip gidiyor, ebzi gelip gidiyor. Ambulansların nereye geliyor, nereye geliyor. Ne yapsınlar? Ne canlar gitti. 50-60 yaşında insanlar gitti abi, 50-60 yaşında. Yanındaki adam 55 bile değildi, gencecikti. Mahvettiler ayağımı. Annemin cenazesini gömdüm geldim. Neredesiniz? Allah aşkına söyleyin. Neredesiniz? Allah razı olsun. Annemi Bağcılar Eğitim Araştırmadan direkt buraya yönlendirdiler. Yoğun bakıma aldılar. 19 gün boyunca yoğun bakımda kaldı. Salı ve cuma günleri hiçbir şekilde pansuman yapılmamış gazalhanede. Kadın bayan hocalar annemi yıkar derken kızım bir krem kalıntısı bile olmaz mı dediler. Olmaz mı? Hiçbir şekilde pansuman daha yapılmamış. Yemek nasıl küflenir? Peynir nasıl küflenir? Annemin vücudunu küfletmişler. Hiçbir şekilde geldiğimizde yoğun bakıma çarşafı dahi kaldırtmadılar. İzin vermediler, müsaade etmediler. Benim annem geçen hafta cumartesi sabah buradan cenazesi çıkarken yani doktor, ya doktor baş sağlığıydılar değil mi? Yüzüme dahi bakmadı. Bir Japon mühendis bile harikuri yapıyor, halat koptu diye bunlar Hipokrat yemini yapıyor. Yemin şeker hastalığından da çok küçük bir enfeksiyonu vardı. Çok küçük bir enfeksiyon. O enfeksiyondan Bağcılar Eğitim Araştırmaya ambulansa gidildi, yatış yapıldı. Bütün tomografileri, bütün hastanenin enfeksiyonunu kaptırdılar. Annemin ayağına enfeksiyon kazıyacağız dediler. Hiçbir şekilde boş bırakıldı. Yani kadına pansuman yapıyoruz dediler. Ama kesinlikle enfeksiyon temizliği yapılmadı. Hastanenin bütün enfeksiyonunu yerleştirdiler. Beyinde pıhtı attığını MR filminde çıkıyor, ekranda çıkıyor. Bana 12 saat sonra geçtikten sonra annemin beyinde pıhtı attığını söylüyorlar. Felç nöbetiyle birlikte buranın ambulansına bindiriyorlar. Ha şunu da bilin, bütün temizlik yapanlar, çöp toplayanlar, ambulans şoförleri neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. Peki sizin tedavinizi üstlenen doktorun ismini hatırlıyor musunuz? Yani buradakini nöbet neveşe. İlk geldiğimizde anestezi uzmanı Ünal Tezendi. Evet. Bize aynen şunu söyledi. Anneniz buraya riskli ve kritik bir durumda geldi. İhmal etmişler. Hastanenin ihmali çok büyük. Yoğun bakıma aldık. Enfeksiyonlarını kültüre gönderdim. Antibiyotik tedavisi başlatıyorum. Ama anneniz için hani ne değildi, ne olacak? Hiçbir şekilde umut beklemeyin dediler. Yani hani her şey her an olabilir dediler. Biz 19 gün geldik gittik aynı şekilde. Bir çarşaf bile kaldırtmadılar. Yani annemin durumu hakkında tam netice vermediler bize. Yani beni annemi çürümeye bıraktılar. Şey nerede? Hani burada 500 kişi çalışıyor. Atıyorum öbür hastanelerde. Üstteki kişiler suçluysa sen suçlu değilsin yani. Siz siyaset arıyorsunuz. Hepiniz siyaset arıyorsunuz. Herkes, halk da siyaset arıyor şu anda. Halk siyaset üzerinden. Burada bebekler öldü. Halk siyaset arıyor şu anda. Hayır. Siyaset arıyor. Siyaset arıyor. Yok. Kimindi bu? Mehmet Müezzinoğlu'nun değil mi? Mehmet Müezzinoğlu. Hayır. Kimindi? Sen şu anda siyaset arıyorsun. Siyaset aramıyorum. Bak ben de sonuna kadar teşkilatın içindeyim, tamam mı? Ne olursa da olsun kimseyse siyaset aramıyor. Tek kelime siyaset etti mi ben size? Etmedim. Etmedim. Kimin dedim? Hayır tamam, kimin biliyor? Herkes biliyor burayı. Herkes biliyor. Yalan mı? Bak size bir şey diyeyim ben. Siyaset konuşmadık biz. Can kaybından konuşuyoruz. Can kaybından. Şu anda işsiz kaldı ve evine yemek götürmek zorunda. Herkes borçlu. Herkes çalışma, ekmek peşinde. Tamam da benim gereken suçlar gereken yapar. Herkesin, benim de babam öldü. Tamam, Allah aldı, Allah verdiyse Allah aldı.
bu şekilde değil. Bence siyaset. Hepsi değil, siyaset. Değil, siyaset konuşmadık biz burada. Ay, siyaset. Tek kelime siyaset demedim ben. Bir tek kelime siyaset demedim. Ne devletimi kötülerim, ne milletimi kötülerim. Ama bu insanlar birlik olmak zorunda. İnsanlar birlik olursa bu kötülüğe karşı birlik olmak zorunda. Bebekler ölüyor, insanlar ölüyor. Kim karşı çıkacak? Herkes susacak mı? Herkes susacak mı? Susmaması gerekiyor. Burası kimin sahipliği? Hani burası kimin eski diyor ya? Eski Sağlık Bakanı'nın burası. Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun tamam. hastanesi. Ve iddianamede adı geçiyor. Ve ölen çocuklar dosyasında biz adı geçiyor. İnanmıyor musun? Evet. Hepsi komplo. Hepsi kurulma. Hepsi kurgu. Tamam mı? Konuşmalar evet. çıktı ortaya. O zaman doktor, suçlu doktor. Suçlu doktor. Ama hastanenin adı geçiyor. Kapatılması ya da lisanslı olması kapatılabilir. Hastane kapatıldı. Buradan dünden beri bakıyoruz biz. Sadece siyaset üzerine konuşuldu. Kimse bizim çocuğumuz ya da bizim babamız ya da anamız öldü diye konuşulmadı. Sadece şuraya gelenlerin %90'ı Allah aşkına siyaset için değil mi? Siyaset de hepsi. Siyaset, evet. Türkiye'yi siyaset yüzünden batırdılar. Ben Türkiye için konuşuyorum. Batırdılar yani. Siyaset. Katılmasına karşı mısınız? Karşı değilim. Bak adalet yerini bulsun ama benim siyaset olmasın. Benim. Siyaset üzerinden gidilmesin. Benim can dostum. Siyaset üzerinden gidilmesin.